Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. 10. sınıf kimyaya başlıyoruz arkadaşlar. İlk dersimiz kimyanın temel kanunları olacak. İlk ünitemizin ilk bölümünde bu temel kanunları oluşturacak. Hemen şöyle program üzerinden bir konuşarak ilerleyelim bakalım. Kimyanın temel kanunlarından bahsedeceğiz. Hemen bir sonraki dersimizde mol kavramı diyeceğiz arkadaşlar. Ve bu kavramı öğrendikten sonra artık hayatımız değişmiş olacak. Çünkü kimya dersleri boyunca bu mol kavramına sürekli ve sürekli ihtiyaç duymaya devam ediyor olacağız. Çok önemli konular var karşı karşımızda. Unutmuyoruz tabii ki sadece kimya ile kısıtlı değil. Gördüğünüz üzere oldukça dolu dolu bir program bizi bekliyor olacak. E diğer derslerden de, de yine derslerimiz karşımıza çıkıyor olacak. O yüzden ne yapıyoruz? Eğer kanalı abone değilsek bir an önce abone ol butonuna tıklıyoruz. Çünkü hiçbir dersi kaçırmamanız sizin için çok önemli olacak. Çok önemli bir yere sahip olacak. O zaman kimyanın temel kanunları diyelim ve başlayalım bakalım. Kimyanın temel kanunlarında arkadaşlar 3 tane temel kanundan bahsedeceğiz. İlk olarak kütlenin korunumu kanunu diyeceğiz. Oldukça basit bir kanun karşımıza çıkacak. Sonrasında sabit oranlar kanunu ve katlı oranlar kanunlarından bahsedeceğiz ve bunlarla ilgili tabii ki oldukça imkan verdikçe bol bol soru çözeceğiz. Sorular üzerinden aslında bu kanunları anlamaya çalışacağız ve tabii ki karşımıza çıkacak soru tiplerini farklı soru tiplerinde gözlemliyor, görüyor olacağız. Ve tabii ki dersimizi tamamladığımız zaman bizi bekleyen ödevler olacak arkadaşlar. Ödevlendirmeler çok önemli. Şimdi bu dersten çıktığımız zaman hayatımızda neler değişmiş olacak? Bize ne faydaları olacak? Bir bileşiğin nasıl oluştuğunu biz gözden geçirmiş olacağız. Hani su bileşiği iki hidrojen bir oksijen deyip geçmeyeceğiz. Bunun kütleleriyle de ilişkisini aslında değerlendirmiş olacağız. Ve hatta katlı oranlar kanundan bahsettiğimiz için aynı elementten oluşan farklı bileşiklerin olduğunu göreceğiz ve bunlar arasındaki aslında ilişkiyi değerlendirmiş olacağız. Sonrasında da dedik ki tabii ki ödevimiz var. Sıfırdan ona ve Dinamo Kimya kitapları arkadaşlar sene boyunca temel kaynaklarımız olacak. Bütün ödevlendirmeler bu kaynaklar üzerinden gelecek. Birçoğunuz zaten kitapları edinleriz. Kenarda bizi bekliyor çözülmek için. Eğer Hala kitabını almamış olan varsa bir an önce alsın çünkü e, dediğimiz gibi süreci tamamen bunlar üzerinden ilerleteceğiz ve bize oldukça güzel faydaları olacak kaynaklar var. Sıfırdan onu da 12'den 19'a kadar sorumlu olacağız arkadaşlar. Şöyle sayfalar üzerinden bir değerlendirelim neler olacak bu kitapta. Bize konu anlatan bir sayfa olacak ve bu anlattığı konuyla ilgili 6 tane soru her sayfada tekrar edecek bizi bekliyor olacak. Konu anlatıp soru soracak. Konu anlatacak ve sorularla bizi destekleyecek. Bölüm bittiği zamanda bir tarama testi bizi bekliyor olacak. Tarama testlerini tamamlayıp e, bir sonraki bölüme geçebileceğiz. Sıfırdan e, ona kimya kitabını bu şekilde tamamladıktan sonra tabii ki dinamo kimya kitabı buranın tamamlayıcısı olacak. Tesla 1.7 arası da buradaki ödevlendirmemiz olacak arkadaşlar. Burada nasıl e, durum bizi bekliyor? Çözümlü örneğimiz olacak her bir sayfanın başında ve bu çözümlü örneğe benzer sorulardan oluşan dört tane soru aşağıda bizi bekliyor olacak. Bunları çözdükçe tabii ki kendimizi geliştirmiş ve konuyu iyice öğrenmiş olacağız konuyu bölümü tamamladıktan sonra da yine burada tarama testleri bizi bekliyor olacak bölüm sonunda değil ünite sonuna geldiğimiz zaman da ÖSYM tarzı sorular fen liselik sorular ve e, yazılı tipinde sorular bizi bekliyor olacak her iki kitapta da diyelim ki çözemediğimiz sorular oldu kafamızı karıştıran bir nokta oldu hemen karikot sayesinde video çözümüne gidip e, çözümlerini dinleyip bütün eksiklerimizi giderme şansına sahip olacağız. Ödevimizi de aldığımıza göre hiç vakit kaybetmeyelim ve dalalım bakalım. Şimdi kimyanın temel kanunlarında 3 kanundan bahsettik. Sabit oranlar kanunu arkadaşlar bize kütlenin korunumu kanunu ilk olarak bahsedeceğimiz kanun. Leoziye'nin kanunuydu. modern kimyanın başlangıcı olarak bu kanunu değerlendirmiştik. Ardından Proust'un ortaya attığı sabit oranlar kanunundan bahsedeceğiz ve son olarak Dalton'un kendi atom modelinde de değerlendirdiği katlı oranlar kanunu üzerine konuşuyor olacağız. İlk olarak kütlenin korunumu kanunundan bahsedelim arkadaşlar. Ne der kütlenin korunumu kanunu bize? Diyor ki herhangi bir fiziksel veya kimyasal tepkimede. Bak ikisinde de bu olay geçerli olacak. E toplam kütle korunur. Yani madde vardan yok yoktan var edilemez fiziksel veya kimyasal herhangi bir tepkimeyle. Dolayısıyla aslında şöyle değerlendirebiliriz. Harcanan toplam kütle bir tepkimede oluşan toplam kütleye eşit olmak zorunda. Diyelim ki X ile Y tepkimeye girip Z ve T'yi oluşturuyor. X'den A kadar Y'den B'ye kadar harcanıyor. Z'den C'ye kadar D'den de T'den de D'ye kadar oluşuyor. Buna göre A ile B'yi topladığımız zaman C ile D'nin toplamına eşit olacak. Bu kadar basit bir kanun var aslında karşımızda. Yani harcanan kütle top e, oluşan toplam kütleye eşit olacak. Burada ne dedik? Fiziksel ve kimyasal bütün olaylarda bu geçerli. Ama nükleer olaylar buradaki istisna durumumuz olacak. Yani çekirdek tepkimesi varsa orada kütlenin korunumu e, beklenmiyor. Kütle enerjiye dönüşüyor çünkü orada. Sorular üzerinden konuyu biraz daha detaylı bir şekilde inceleyelim ve öğrenelim arkadaşlar. Bize bir tepkime vermiş. Demiş ki bu tepkime de harcanan X kütlesi Y kütlesinin 3 katıdır. Tepkime sonucunda 24 gram Z bileşi oluştuğuna göre tepkime de harcanan X kütlesi kaç gramdır? Hemen şöyle değerlendirelim. Diyeceğiz ki şimdi tepkimeye göre X'in kütlesiyle Y'nin kütlesinin toplamının Z'nin kütlesine eşit olması gerektiğini biliyoruz. Bize demiş ki oluşan... Z kütlesi 24 gram. Bak bunu cebe koyduk. Başka ne diyor peki? X kütlesi Y kütlesinin 3 katıymış. Yani biz Y kütlesini atıyorum A dersek X kütlesinin 3A olması gerekir. Dolayısıyla buradan 4A kütlesinin 24'e eşit olması gerektiğini biliyoruz. Demek ki A kaçmış? 24/4'ten bölü 4'ten sadece bölü olarak karşıya atmamız yeterli olacak. 6'ymış. Yani Y'nin kütlesi 6'ymış. E X'in kütlesi de bunun 3 katı olması gerektiğine göre demek ki 18 gram X kütlesine sahipmişiz. 6 gramda Y harcandığı zaman 24 gramlık bileşiği elde etmişiz. Hemen bir diğer soru tipine bakalım. Tepkimesi 40 gram X ve 30 gram Y ile başlatılmıştır. Tepkime sonucunda 25 gram Z oluşurken 5 gram X arttığına göre kaç gram T oluşmuştur? Arkadaşlar şimdi bak başlangıç kütlelerini vermiş. Bu başlangıçtaki bütün kütlenin harcandığını düşünmemize gerek yok. Artan madde de olabilir. Dolayısıyla bizim denklemi kurarken yaptığımız iş neydi? Harcanan toplam kütle oluşan toplam kütle eşit olacak dememiz gerekiyor. Yani diyor ki başlangıçta 40 gram bundan, 30 gram da bundan var. Ama harcanan kütlelere geldiğimiz zaman e, toplamda 5 gram X'in arttığını söylüyor bize. Yani 35 gram X harcamışız. 30 gram da Y harcamışız. Artan madde bize e, onun tepkimeye girmediğini gösteriyor. O zaman denklemi oluştururken diyeceğiz ki 35 artı 30 eşittir. Oluşan Z'nin kütlesi artı T'nin kütlesi. Şimdi Z'nin oluşan kütlesinin 25 olduğunu söylüyor bize. E, T'nin kütlesine de A diyelim mesela. O zaman 25 artı A'ya eşit olması gerekecek. Buna göre A değeri kaç olacak arkadaşlar? Tabii ki 40 olacak. Yani 40 gram T'nin oluştuğunu burada gözlemleyebilecek. Grafik üzerinden bazı sorular karşımıza çıkabilir. Ne demiş bize? Buna göre grafikte alan M değeri kaçtır? X, Y, Z ve T maddelerinin tepkime süresince kütlelerindeki değişimi gösteren grafiği bize ver. Arkadaşlar öncelikle böyle bir soruyla karşılaştığımız zaman hemen kimler harcanıyor, kimler oluşuyor? Yani tepkime nasıl gerçekleşiyor? Bunu bir yazalım. Şimdi harcananlar demek ki tepkimenin girenleri olacak. Harcananlar kimlermiş? Y ve Z'nin harcandığını görüyoruz. Miktarlarında azalma olduğuna göre. Demek ki Y ile Z tepkimeye girecek. Buna göre e, oluşan maddelere bakmamız gerekiyor. X ve T'nin de oluştuğunu görüyoruz. Demek ki ürünlerimizde X ve T olacak. Şimdi harcanan miktarlar ve oluşan miktarlar birbirine eşit olması gerektiğine göre. Y'den ne kadar harcanıyor? Hemen bakalım. Bak 20'den 10'a düşmüş. Demek ki. Y'den harcanan miktarımız, kütlemiz 10 grammış. Z'ye bakalım. M'den başlıyor 20'ye kadar düşüyor. Dolayısıyla aradaki fark kadar harcanmıştır. Yani M eksi 20 de Z'den harcanan kütledir. X'ten oluşan kütleye bakalım. Sıfırdan 10'a çıkmış. Demek ki X'in oluşan kütlesi 10 grammış. E, T'ye baktığımız zaman 10'dan 30'a çıkmış. Demek ki aradaki 20 gramlık artışa o sahipmiş. Dolayısıyla bizim denklemimizde ne olacak? 10 artı M eksi 20 Eşit olmak zorunda 10 artı 20 Dolayısıyla sadece şu onlardan kurtulabiliriz. M eksi 20 değeri doğrudan 20'ye eşitmiş. O zaman M değeri 40'mış deriz. Hemen cevabımızı işaretleriz. Bu şekilde çözümüne ulaşırız. Geçiyoruz artık sabit oranlar kanunundan bahsetmeye arkadaşlar. Kanunumuz ne diyor bize? elementler sabit oranlarda birleşerek bileşikleri oluşturur. Yani bir bileşiğin elementlerinden oluşurken ki süreci burada değerlendirmemiz gerekecek. Şimdi iki türlü aslında orandan bahsedebiliriz. Sabit orandan bir ...atom sayılarına göre bir sabit orandan bahsedebiliriz. Bir de kütlece sabit orandan bahsedebiliriz. Şimdi sayılara göre sabit oranı yazmamız çok kolay. Tabii ki ch 4'ten bahsediyorsak bu ne demek oluyor? Her bir karbona karşılık dört tane hidrojen tepkimeye giriyormuş ve bu bileşiği oluşturuyormuş. Yani sayılar arasındaki oran 1 bölü 4'müş. Veya C2H6 ise her iki karbona karşılık 6 tane hidrojen bu tepkimeye giriyormuş. Dolayısıyla aslında karbon sayısının hidrojen sayısına oranı 1 bölü 3'müş. Ama kütlece sabit orana geldiğimiz zaman bu defa atom kütlelerini de hesaba katmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Diyeceğiz ki bak burada atom kütlelerini vermiş. Hidrojenin kütlesi 1'miş. E, karbonun 12'ymiş. Diyeceğiz ki o zaman tepkimeye bak şu orandan da yola çıkarak söyleyebiliriz. Bir tane karbon girecek ve her bir karbonun kütlesi 12. Hidrojenlere gelelim. 4 tane hidrojen olacak ve her birinin kütlesinin de 1 olarak vermiş. Dolayısıyla bu oran bize onun kütlece sabit oranını verecek. Yani 12/4'ten 3 bizim buradaki cevabımız olacak. Bu aslında bize ne anlatıyor? Her 3/1 ya burası. Her 4 gramlık bileşiğin 3 gramını karbon, 1 gramını hidrojen oluşturuyor demek olacak. Eğer C2H6 bileşiğinden bahsediyorsak, bak aynı mantıkla diyeceğiz ki bu bileşin yapısında 2 tane karbon var ve her bir karbonun kütlesi 12. Toplamda 6 tane hidrojen var ve her birinin kütlesi bir. Dolayısıyla burada kütlece sabit bir orandan bahsedecek olursak 4'e 1 olduğunu görürüz. Yani aslında toplamda 5 gramlık bileşiğin 4 gramını karbon, 1 gramını hidrojen oluşturmuştur yorumunu buradan yapabiliriz. Eğer C2H6 bileşiğini oluşturmak istiyorsak kullanacağımız her 4 gram karbona karşılık 1 gram hidrojene ihtiyacımız olacakmış. Bu yorumu da yine yapabiliriz. Sabit oranlar kanununun temelinde bu bilgiler yer alacak. Hemen birkaç farklı soru tipiyle bunu detaylandıralım. Bize demiş ki x2, x2 y3 bileşiğinin kütlece yüzde kırkı x elementidir. Bak bu kütlece yüzde değeri ya da kütlece işte oran verdiği zaman bizim yapacağımız yorum şu olmalı. Demek ki bu bileşiğin mx bölü my kütleler arasındaki oranını yazacak olursam yüzde kırkını x oluşturuyorsa %60'ını geri kalan kısmını Y oluşturmalıdır. O zaman bu bileşiğin yapısındaki her 2 gram X'e karşılık 3 gram Y gelir. Ve buna karşılık toplamda 5 gram bileşik oluşur. Yani MX bölü MY oranını sadece şu bilgiden çıkarabilirim. Buna göre 24'er gram X ve Y elementi kullanılarak en fazla kaç gram X2Y3 bileşiği elde edilir? Bak böyle bir soru geldiği zaman hemen diyeceğim ki bileşiğin... E, Oranını biliyorum. Formülünü biliyorum. Bütün denklem ortada. Diyeceğiz ki o zaman her x ve y'nin x2 y3'ü oluşturma sürecini değerlendirdiğimiz zaman oran bize ne diyor? Her 2 gram x'e karşılık toplamda 3 gram y gelir ve buna karşılık tabii ki 5 gram x2 y3 bileşiği elde ederiz. Bak, bizim oranımız bu. Bize diyor ki eğer başlangıçta 24 gram x'ten 24 gram da y'den alışırsak ne kadar x2 y3 oluşur? Arkadaşlar bu oran... E değerlendirmemiz gerektiği zaman şunu söyleyeceğiz. Bunlardan birisi bitecek, diğeri artacak. Çünkü e, birebir harcanan bir süreç söz konusu değil. Hangisinin bitmesini bekleriz? Tabii ki Y'nin bitmesini bekleriz. Deriz ki eğer Y'den 24 gramın 24'ünü de harcarsak bak 3'ün 8 katı. 2'nin 8 katı kadar yani sadece 16 gram biz X harcarız. Yani bu durumda bu başlangıçtaki 24'er gramdan Y'nin tamamını tüketmiş oluruz. X'ten ise 8 gram ...artan madde olarak elimizde kalır. Bizden istediği bilgi neydi peki? X2, Y3'ün kütlesiydi. Yapacağımız şu olmalı. Bak bunun 8 katı 24, bunun 8 katı 16. O zaman bunun 8 katı kadar bileş geldi diyeceğim. Yani 40 gram bileşik ortaya çıkması gerekiyor. Veya 16 gram bundan 24 gram bundan harcarsam toplamda 40 gram bileş geldi derim. E, i̇kisi de beni doğru cevaba götürecek. Yani cevabım tabii ki B seçeneğinde olacak. Burada artan maddenin oluştuğunu dikkat etmemiz gerekiyor. Orayı gözlemlememiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen bir diğer soru tipine gelelim. X-Y bileşiğini oluşturan X ve Y elementleri arasındaki kütlece sabit oran 4 bölü 5'miş. Bu defa kütlece yüzdeden gitmemiş de doğrudan bize Mx bölü My oranını vermiş. Buna göre 20'şer gram X ve Y'nin tepkimesinden artan madde olmaması için kaba hangi maddeden kaç gram eklenmelidir? Yani az önce çözdüğümüz soruya çok benzer bir soru sadece burada ekstrası var e, işin içerisine katmamız gereken ayrı bir hesap var. Bak şu oran şu bilgi bize neyi veriyor? Diyoruz ki x ile y'nin tepkimeye girip x y'yi oluşturduğu süreçte her 5 gram x'e karşılık 4 gram y tepkimeye girer ve tabii ki bunları toplamı kadar yani 9 gram bileşik elde ederiz. Şimdi başlangıç koşulu olarak bize ne demiş? Bundan da 20 gram bundan da 20 gram alırsak ne olur? Bak diyeceğiz ki. İkisinden eşit kütlede alıyorsam mx bölü my'de büyük değeri olan de, değere sahip olanın tabii ki önce bitmesi gerekiyor. Yani şöyle diyelim 20 gram x'i harcadığım anda ben sadece bak 25'in 4 katı o zaman 4'ün 4 katı kadar harcamam gerekecek. Yani 16 gram harcarım. Buna karşılık 9'un 4 katı kadar ya da bu ikisinin toplamı kadar yani 36 gram da bir eşik elde etmeyi beklerim. Yani son durumda ne oldu o zaman? Bak 20 gramlık x'in tamamını harcadım. y'den Elimde 4 gramlık bir artan madde oldu ve 36 gramda da x, y bileşiği elde ettim. Ama benden istediği şey şu 4 gramlık artan y'den kurtulmam. Bundan nasıl kurtulurum peki? Diyeceğim ki ben 4 gramlık y'den kurtulmak istiyorsam ortama tabii ki x eklemeliyim. Yani y eklemem daha fazla ortamda y olmasına sebep olur x ekleyeceğim. Peki ne kadar ekleyeceğim? Oran bana diyordu ki her 4 gram Y'ye karşılık 5 gram X bu bileşiğin oluşumuna sebep oluyor. Demek ki 4 gram Y'ye karşılık ben 5 gram X eklemeliyim ki burada e, elimde hiç artan madde kalmasın. Bu şekilde yorumlamamız gerekecek. Yani eğer e, hangi maddeden ne kadar eklenmeli şeklinde bir soru geliyorsa Önceliğimiz artan maddeyi bulmak olacak. Artan maddeyi bulduysak diğerinden ortama eklemeliyiz ve bu oranı tamamlayacak şekilde eklemeliyiz. Buna yorumumuzu ekleyeceğiz. Bir diğer soru tipi yine bir grafikle karşımıza çıkmış. Bu defa kütleler arasındaki sabit oranı bu grafikten yola çıkarak bizim yazmamız gerekecek. Bize ne demiş peki? XY3 bileşiğinin kütlesinin kendisini oluşturan X kütlesiyle değişimini veren grafik yandaki gibidir. Bak ne diyor bize? XY3 kütlesi toplam 17 iken Harcanan X kütlesi 14'müş. Yani aslında şöyle bir ifadeye gidebiliriz. MX, MY ve MXY3 dediğimiz zaman bundan 17 gram oluştururken şundan 14 gram harcıyormuşum. O zaman e, aradaki fark kadar yani 3 gramlık Y harcamam gerekiyor. Demek ki MX bölü MY oranını bulmak istiyorsam ben burada diyeceğim ki her 14 gram X'e karşılık 3 gram Y harcadığıma göre bunlar arasındaki sabit oran 14 bölü 3'tür. Şimdi geliyoruz sorunun devamına buna göre 70 gram X ve 20 gram Y'nin tam verimli tepkimesinden artan madde kütlesi kaç gramdır? O zaman diyeceğiz ki arkadaşlar bak başlangıç koşulu olarak demiş ki her ikisinden de pardon 70 gram X 20 gram da Y kullanıyormuşum. Şimdi sorumuz şu olacak hani 70'er ya da 20'er demiyor burada eğer öyle deseydi şu oranda büyük olanın e, önce bitmesini bekliyorduk tabii. Bu durumda ikisini de değerlendirmemiz gerekecek. Şimdi eğer bundan 70 gram kullanırsam. Bak 14'ün 5 katı kadar kullanıyorum, değil mi? Buradan da 3'ün 5 katı kadar kullanmam gerekecek. Yani 15 gram kullanmam gerekecek. Dolayısıyla X biterken <laughs> Y'den artan madde kalacak. O zaman benim aradığım durum bu olacak. Demek ki X'ten 70 gram kullanıyorsam, yani bunun 5 katını kullanıyorsam 3'ün 5 katını yani 15 gramı da 7'den kullanacağım. Buna karşılık olarak 17'nin 5 katı kadar bileşik oluşmasını bekleyeceğim. Veya bu ikisinin tabii ki toplamını da alabilirim. Aynı sonuca bizi götürecek. 85 gramlık bir bileşik oluşacak. Buna göre son durumda X'ten hiç artan madde kalmamasını bekliyorum. Tamamı tükendi. Buradan başlangıçta 20 gram vardı. Biz sadece 15'ini kullandık. Ve 5 gramlık artan madde olduğunu gördük. Demek ki tepkimesinden artan madde kütlesi 5 grammış. Türünü sorarsa da Y'den tükendiğini söyleyeceğiz. Eğer soru artan olmaması için ne yapmamız gerekiyor şeklinde olsaydı diyecektik ki X'ten eklemeliyiz ve bu orana göre 5 gramlık X'i götürecek miktarda eklemeliyiz şeklinde yorumlayacaktık. Geçiyoruz bir diğer e, kanunumuz katlı oranlar kanunu Dalton'un ortaya attığı kanun demiştik bunun için. Diyoruz ki tanım olarak aynı tür elementten oluşan iki farklı bileşikte eşit kütlede alınan bir elemente karşılık diğer element kütleleri arasındaki oran katlı orandır. Mesela karşımızda hemen örneğimiz var. C2H4 ve C3H8. Bak ikisi de karbon ve hidrojenden oluşuyor. Dolayısıyla burada bir katlı orandan bahsedebiliriz. Peki e, tanımı neydi kanunun? Diyor ki bu kütlelerden birini sabitle diğerleri arasındaki orana bak. Yani şöyle diyeceğiz. Burada mesela karbonları birbirine nasıl eşitleriz? Burayı 3 3'le Burayı 2 ile genişlettiğim zaman artık bileşik şuna dönüşür. 3 ile genişlettiğim için C6H12'ye dönüşür. Burayı 2 ile genişlettiğim zaman C6H24'e dönüşür. Bak şimdi karbonlar birbirine eşitlendi. Pardon 16'ya dönüşür. Hidrojenler arasında bir farklılık var. İşte bu durumda H1 bölü H2 karbonlar birbirine eşit olduğu için hidrojenler arasındaki orana bakabileceğim. 12 bölü 16'dır. Yani 3 bölü 4 bizim katlı oranımızdır. Aynı şeyi şöyle de yapabilirdik. E, hidrojenleri birbirine eşitleyelim. Karbonlar arasındaki orana bakalım. Bunun için de burayı 2 ile genişletmemiz yeterli. Burası aynen kalacak. Çünkü 2 ile genişlettiğim zaman hidrojenler eşitleniyor. Burayı 2 ile genişlettiğim zaman C4H8'e dönüşüyor. Diğer bileşimimiz zaten C3H8'di. Buna göre hidrojenler birbirine eşit olduğu için bulduğum değer C1 bölü C2 olacak. Yani karbonlar arasındaki oran bunun da 4 bölü 3 olduğunu hesaplayacağız. Bak Karbonları eşitleyip hidrojenleri arasındaki orana baktım. Burada hidrojenleri eşitleyip karbonlar arasındaki orana baktım. Ve şunu fark ettim ki biri 3 bölü 4, biri 4 bölü 3. Yani her zaman için çarpmaya göre birbirinin tersi sonucu bulmam gerekecek böyle bir durumda. Ama her zaman için iki bileşik arasında katlı orana bakamıyoruz. Bazı koşullar var katlı orandan bahsedebilmemiz için. İlk koşulumuz Aynı tür elementlerden oluşması gerekiyor. Yani MgCl2 ve AlCl3 arasındaki katlı oran bulunamaz. Böyle bir oran yoktur. Çünkü birinde magnezyum var, birinde alüminyum var. İkisi de aynı olmak zorunda. Ya da sadece iki tür elementten oluşması gerekiyor. H2PO4 veya H2PO3. Burada bir katlı orandan bahsedemeyiz. Çünkü hidrojen, fosfor ve oksijen olmak üzere ...üç farklı element olduğunu görüyoruz. Sadece 2 olmak zorunda. Basit formülleri de farklı olacak. Yani Az önce yaptığımız hesabı yapıp bir buluyorsak bu orada katlı oranın olmadığını gösterecek bizi. Çünkü C2H4, C3H6 ve C4H8 bak üçünü de en sade haliyle yazacak olursam CH2 şeklinde yazacağım. Çünkü hepsinde hidrojen karbonun iki katı. Dolayısıyla bunların basit formülleri aynıysa bu katlı oranın bir olduğu anlamına gelir ve katlı oranın bir olması mümkün değildir. İlla ki farklılık olacak gibi katlı orandan bahsedebilirim. Dolayısıyla bunlar arasında bir katlı oran yoktur diyeceğiz. Hemen birkaç farklı soru tipi ile aslında konuyu detaylandıralım. Bize demiş ki x, y2 bileşiğinin kütleci %50'si x elementinden oluşmaktadır. Buna göre 40 gram X3Y4 bileşiğinin yapısında kaç gram Y elementi bulunur? Arkadaşlar çok klasik bir soru tipidir. Şuna dikkat. Eğer burada verdiği bileşikle buradaki verdiği bizden istediği bileşik birbirinden farklıysa bu bir katlı oranlar sorusudur. Az önceki örneklerde sabit oranlar sorusunda burada verdiği bileşikle bu aynı oluyordu. Dolayısıyla doğrudan e, kütlece sabit oran üzerinden hesap yapabiliyorduk. Böyle bir soruyla karşılaştığımız zaman uygulamamız gereken bir yöntem şu olacak arkadaşlar. Hemen x, y, 2 bileşiği ile ilgili yorum yapalım. Bize demiş ki %50'si x elementinden oluşmaktadır. Yani bu bileşik için aslında mx bölü my değerini bize 1 olarak vermiş. Çünkü %50'si x elementinden oluşuyorsa geri kalan %50'si de tabii ki y elementinden oluşacak. Buradan yola çıkıp biz x bölü y oranını bulacağız. Yani atom kütleleri arasındaki oranı buradan hesaplayacağız. Diyeceğiz ki MX bölü MY değerini biz x y 2 bileşiğine göre yazıyorsak bu bir tane X'in iki tane Y'ye yaptığı orandır aslında. O zaman X bölü Y oranı tabii ki 2 bölü 1 şeklindedir. Bak X bölü Y'yi biz ilk verdiği bileşikten yola çıkarak hesapladık. İkinci olarak da X3 y 4'ten artık bahsetmeye başlayacağız. Burada da diyeceğiz ki buradaki X'in Y kütlesine olan oranı aslında 3 tane X'in 4 tane Y'ye yaptığı orandır burada x'in y'nin iki katı olduğunu az önce hesapladığımıza göre bunları sadece yerine yazabiliriz yani 3 çarpı 2 bölü 4 çarpı 1 şeklinde yerine yazabiliriz x ve y değerlerini dolayısıyla aslında buradaki hesabımız 3 bölü 2 olarak karşımıza çıkar dolayısıyla bu ilişikte x'in y'ye oranını bu şekilde karşımıza almış olduk o zaman diyeceğiz ki eğer x 3 y 4 bileşiğinden bahsediyorsak mx my ve x 3 y 4 dediğimiz anda her 3 gram x'e karşılık 2 gram y gererek bu bileşiği oluşturabilir. Dolayısıyla da toplam kütle 5 olur. Eğer bundan 40 gram elde etmek istiyorsak yani 5'in 8 katı kadar elde etmek istiyorsak 2'nin 8 katı kadar yani 16 gram y harcamalıyız. 3'ün 8 katı kadar yani 24 gram da x harcamamız gerekiyor. Bizden bileşin yapısındaki y'nin kütlesini bulmamız istediğine göre tabii ki cevabımız b seçeneğinde olacak. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. C3H4, C4H6 ve C6H10 bileşiklerinin içerdikleri kütleci hidrojen yüzdeleri arasındaki ilişkileri. Bu da yine oldukça klasik bir soru tipi arkadaşlar. E şimdi burada şuna bakacağız. Hidrojen yüzdeleri arasındaki oranı hesaplamak istiyorsak. Hani karbonları birbirine eşitleyip hidrojenler arasındaki ilişkiyi inceleyebiliriz. ilişkiye bakabiliriz. E dolayısıyla burada... Karbonların birbirine eşitlenmesini nasıl sağlayabiliriz? Mesela C3H4'ü 12'de eşitlendiğini gördüğümüz için 4 ile C4H3'ü H6'yı 3 ile C6H10'u da 2 ile genişletebiliriz. Dolayısıyla bu ne olur? C12H16 olur. İkinci bileşiğimiz artık c 12 h 18 olur. 3. bileşimiz ise C12H20'ye dönüşür. Dolayısıyla karbonlar birbirine eşitken hidrojenler arasındaki ilişki bu sayılar bize söyleyecektir. Kimde daha büyük bir sayı varsa onun hidrojen yüzdesi daha fazladır. Dolayısıyla tam tersi ilişkiyle gideceğiz. C6H10 C4H6 ve C3H4 şeklinde sıralamamız gerçekleşecek. Cevabımız B seçeneğinde yer alacak. Hemen yine Klasik soru tiplerinden birisi var karşımızda. E bir grafik sorusuyla karşılaşıyoruz. X ve elementlerinden oluşan iki bileşiğin kütlesinin Y kütlesiyle değişimine bize yandaki grafik vermiş. Birinci bileşiğin formülü Y 3 olduğuna göre ikinci bileşiğin basit formülü hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Sıklıkla karşılaşacağımız bir soru tipi az önce söylediğimiz gibi şimdi bu birinci bileşiğimiz, bu ikinci bileşiğimiz ise yapacağımız ne olacak? E şuradaki bilgileri kullanarak bunların MX bölü MY değerlerini aslında kolaylıkla söyleyebiliriz. Birinci bileşikten bahsediyorsak bak mx bölü my değeri ne olur? Şimdi bir e, grafik bize diyor ki her 3 gram y'ye karşılık toplamda elde ettiğimiz bileşiğin kütlesi 5. Yani içerisindeki x kütlesi 2 olması gerekiyor. Yani 2 bölü 3 olacak. İkinci bileşikten bahsediyorsak burada da mx bölü my değerini yazmak için yine aynı şekilde grafiği okuruz. Diyor ki her 5 gram e, y'ye karşılık toplam 9 gramlık bileşik elde ediyoruz. Demek ki 4 gramı y olacakmış bunun. O zaman şey x olacakmış. 4 bölü 5 burada elde edeceğimiz oran olacak. Birinci bileşiğin formülü x, y 3 olduğuna göre. Gene birinci bileşikten konuşalım. birinci bileşikte mx bölü my 2 bölü 3 diye bu aslında bir tane x'in 3 tane y'ye olan oranına eşit olmak zorunda. O zaman X ve Y'nin atom kütleleri arasındaki oran hemen şu üçlerden kurtulursak 2'dir diyeceğiz. İkinci bileşiğin biz X, A, Y, B bileşiği olduğunu varsayacak olursak hemen bunun formülünü bulacağız zaten. Diyeceğiz ki o zaman A tane X'in B tane Y'ye olan oranı 4 bölü 5'e eşit olmak zorunda. Ki buradaki X ve Y'nin oranlarının da 2'ye 1 olduğunu biliyoruz. O zaman X ve Y yerine hemen 2 bölü 1 yazabiliriz. Demek ki 2 tane A'nın 1 tane B'ye olan oranı 4 bölü 5'miş. Buna göre A bölü B oranı kaçtır peki? Hemen şu 2'yi karşıya şöyle sadeleştirme yoluyla atabiliriz. 2 bölü 5 gelir. Demek ki A yerine 2, B yerine 5 yazdığımız zaman biz bileşiğin formülünü oluşacağız. X, 2, Y, 5 bizim bileşiğimizin adıdır diyeceğiz arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Ve eğer hala da kanala abone değilsek abone olmayı unutmuyoruz. Konu biterken kütlenin konumu kanunu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunundan bahsetmiş olduk. Ve ödüllü sorumuzu hemen çözüp yorumlarda paylaşıyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.